Dün girmiştik. Biraz da Şimdi oynadık. tekrar sana ne getir? Ama oyun İngilizce olduğu için Allah Allah fazla bir anlamadım. şeyimiz olmadı. Oynama gibi bir imkanımız. Bugün İngilizce oldu. Nasıl oldu hiç fikrim yok. Türkçe olmuştu bugün Pardon, İngilizce Türkçe. değil. Benim ömrüm de bunun hatalarını düzeltmekle geçti. Nerede? Böyle yeni oyun diyelim. Zaten kanalda dondu. Neyse, ne ara Kurnaz kurdu dedektif diyor. Ünlü dedektifin hareketleri hayatını yaşayın. Uzman Afiye. Karar vermecelerinizi en zor koşullarda test edin. Bunu seçelim. Dün de bunu seçtik. ne kadar burada? Sen buraya hani bize geçen anlatmıştın. Emre onun sesini kıssam. Bekliyorum. Sana bir şey yapabilir miyim? Abi. Bu arada yayına ses nasıl gidiyor? Böyle gidiyorlarmış. Hemen git deneyim. Pardon, bakar mısın? Ne iş yapıyorsun? Böyle gidiyor. Duru. İyi yani. Devam et. Bizi kim kovalıyor oğlum? Sekiz saat önce. Manyak arkada yatıyor. Aha, özür dilerim. Rahatsız ediyorum. Hayır, lütfen içeri girin bayan diyor. Alice Dibiver. Ay hay Müslüm yeni şey gibi. Allah büyüsünü getireyim sana. Komşu. Olan biten tam olarak nedir o zaman diyor. Bayanın arkasında burnunu çekip duran çocuk, ondan kurtul Watson. Aleyküm selam Mert, hoş geldin. Ooo Aegis balım gelmiş, hoş geldin Aegis balım. Aleyküm selam. Hoş bul. Ne yapıyorsun gülüm? I suppose not. Since you are our new neighbor, it is perhaps better that you know what he's like. Ne yapabilirim? İyi. Sen çağırmaya gelmiş. His illness that he has seizes him when he finds himself with nothing to do. He becomes completely asocial. And alas, this is a very difficult medicine. Ben de Türkçe yaptım oyunu. Bugün oynayacağım. Now this must stay between us. Of course, I understand how very sad. If only a temporary one, a thrilling inquiry. Most certainly, if he refuses this one, then his condition will worsen. Yep. Oh, I am still here, you know. I didn't fall out of the window. Very well then. Thank you, miss. Evet, neden buradasın? Babam kendisi kayıp. Ben ne yapacağımı bilmiyorum diyor çocuk.
Ayrıntılara dikkat ederek ve doğru anlamlar seçerek bir karakter portresi oluştur. Tamam. Kırmızı gözler. Göz hitabı ağlamış. Soluk cilt, yetersiz beslenme. Neyse, 8 yaşında. Düzgünce dikilmiş, ilgili anne baba. Londra Londra haritası, harita Stanford'da kullanabiliyor da kullanabiliyor. okuyabiliyor. Başka bir şey var mı? Durumu kopya çıkıyor. Yaralanmış. Şekil bozukluğu. Yaralanmış, yaralanmışa benzemiyor. Şekil bozukluğu. Karakter portresi tamamlandı. Allah. Tom 8 yaşında, kıyafeti çok eskimiş ve titiz bir şekilde dikilmiş birkaç yaması var. Tom'un anne babası oğlanın iyiliğini düşünüyor. Soluk cildi yetersiz beslenmeye işaret ediyor. Üzgün görünüyor ve kızarmış. Gözleri kızarmış. Yakın zaman önce ağlıyormuş. Tom'un kolundaki şekil bozukluğunun sebebi annesinin hamileliği esnasında yetersiz beslenme olabilir. Adın Babanın adını sordum. ne oldu? 3 hafta önce yeni bir işe çıkıyordu ama bu kez biraz garip ve sinirli davranıyordu. Nasıl garip? Peki, bana dedi ki, evlat özel bir işe çıkıyorum. Sakın buradan bir yere ayrılma. Sanırım bir şeyler yanlış gitti. Kayıp mı? Polisler bu durumu mu diyor? Polisler bana inanmıyor. Babamın beni terk ettiğini söylüyorlar ama bir yalan. Polisler onun beni terk ettiğini söylüyor. İlgili ebeveyn yetersiz beslenme tam 8 yaşında. Anne babam fakir olabilir ama seni sevdikleri de verdi. Evet, aslında artık sadece iki kişiyiz. Annem ben küçükken öldü. Seni terk etmemek için bir makul sebep daha var. Ulan sorumsuz gibi görünüyor. Geçti orayı. Ama basit bir şey yoktu. Bu nedenle sürekli garip işler alırdı. Çünkü tek bulabildiği onlardı. Yalnız bu sefer eve dönmedi. Upuzun 3 hafta mı? Bu oldukça uzun bir süre. Her geçen gün artık geleceği düşünmeye, ayrıca başımın çaresine bakabilirim. 8 yaşındasın. Ne düşünüyordun ki? Sen ve baban her ikiniz de sevgi gibisiniz bana. Çok daha önce yani korkmuştum. Bir ailem yok benim. Ve gidecek başka yerim de yok. Ev sahibimiz onun gittiğinde öğrenirse beni sokağa atar. Tom, oldukça yardımcı oldun. Artık tedbirli olmalıyız. Keşke annem ailem olsaydı. Hadi gidelim Tom. Adresin ne Tom? 12 Dorset Sokak, 1. kat kapı E. Whitechapel'da efendim. Ama size verecek param yok. Rastelik Tom, kendi olay hakkında benim ihtiyacım olan tedaviye benziyor. Şimdi dün buralarda şeyler var. Arşivlerim gerektiğinde her zaman bunları yok. Tamam. Bu da aynı. Burası. Dur. İyi mi şeydi? Araştır. Dur. Kıyafetimizi bir giyelim şuradan. Papaz kıyafetiymiş lan bu. Spor, gündelik, palto, denizci, sabahlık. Buna gidelim.
Saç şapka. Gözlüğe gerek yok. Tamam oğlum. Ben şu masaya hala oraya gidiyor. George Hart ortadan kayboluşunu araştır. My analysis table. It's useful for my work. Poor child. Holmes, you should help him. Yardım edelim. Cesur Toby, İngiltere Krallığındaki en iyi burun. Okay. Burada bir şey yok. Şurada bir oda gibi bir şey vardı. Ne vardı burada? Ha, burası. Basın maddeler kaynağı. Tamam artık gidelim. Önder civarının bir haritası faydalı olabilir. Şimdi Tom 1887 doğumlu, genç yaşına rağmen okumasını ve harita kullanmasını biliyor. Tom yetersiz beslenmeden dolayı uzun yıllar sıkıntı çekmiş. Tom fakir bir aileden geliyor ama anlaşılan o ki çok seviliyormuş. Ailesi onun bakımı için elinden geleni yapmış. Şöyle bir gidelim. These streets are too narrow for the cab. I'll have to walk. Sokak araba için fazla da yürümem gerek. Kuzey sokağı. Bunları şöyle geçmeyelim. Oralar yeşil oluyor. Dorset Street. Burada bir yerdeydi. 12. 12, 12, 12, 12, 15. Hah, 12. Bura karanlıktır. Öyle daha iyi değilmiş böyle de. Burada değil mi lan? Niye cevap vermiyorsun lan? Push. Tamam. George Hurst çeşitli işler yapıldı. Belli ki çalışkan ve değerli biriydi. Yerde böcek geziyor. Çat sürekli su sızdırıyor. Babam onu tamir ederdi. Palto. Eski giysiler. Dur, önlerden bakıyorum. Cepte bir şey var. Yaklaş biraz daha. Nasıl yapıyorduk lan onu? Yaklaş biraz daha. Yaklaş biraz daha. Yaklaş biraz daha, yaklaş. Neyine yaklaşmıyorsun? Yaklaşacak bir şey yok. Daha gidemiyorum ben. Old clothes, soiled and warm. Anlat Tommy. Hiç yardımcı olmuyorum top. Demek beni bu neden... Ah, anlamadım. Geceleri kitap okuyor. Çıkanmış ikinci el kitap koleksiyonu. Çoğu soğumun gücünü yatırabileceği en iyi eğitim sağlıyormuş. For me. He didn't tell me, but I know that he pawned his coat for them. Altı soruda duruyor oğlum. A
collection of worn out and second-hand books. George Hurst was providing his son with the best education that he could afford. Father bought all those books. Tamam, o değil şu ya. Yiyecekleri azalıyor. George Hurst kaybolduğu için çapılmış bile. Öğle çorbası hazırlıklarını görebiliyorum. Açlık beceri olmayan biri için aklımda bir seçim. Şunu bir açalım. Buralarda bir şey yok. Hurst covered his bills ahead of time, thus providing Tom with security and sustenance. Okay. Annem, efendim. Ben çok küçükken öldü. Babam bana onun nasıl biri olduğunu anlattı ama tek sahip olduğum bu. I'm sorry, Tom. My mother left me when I was very young. Bu arada bir şey yok mu? Bir Capstock B B R P. Hayal gücü yeteneği olayları ve objeleri görselleştirmenizi sağlar. Kısıtlı durumlarda kullanılabilir. Capstock diyordu. Buradan bir şey yok. Karakter değiştirme. Çıkarım alanı aç. I hope you'll find my father soon. Sen oynadığında bak. Şu şeyi alabiliyordum. Heh. Böyle ya. Eski tabak meyhanesi Kuzey Sokağı. Başka bir şey burada yok. Şimdi şu muydu? Ne? Şu ünlem işareti oldu yine. Geceleri kitap okudu. Tamam abi. Demek ben şey yapabiliyorum burada. Tamam, yapamıyoruz. Şimdi şuradaki işaret yeşil oldu, şu yeşil oldu ama şu olmadı. Sen de olmadın Tom. Niye? Oradaki oldu, o oldu, o oldu. Ömer'le falan bir şey var mı? Havanda falan bir şey var mı? Merak ettim konu, orası niye yeşil olmadı? Bu da yeşil olmadı. Yapıştırıcı büyük ihtimalle bir duvardan alınmış. Tab diyor abi. Ne bu? Bu makbuzlara göre George Hurst'ın kirası gününden önce ödemiş. Kuzey Caddesi'nde bulunuyor. Tamam. Merdiven geldi. Çıkalım. Çok karanlık, hiçbir şey göremiyorum. Dur, aşağıdaki şeyi alacağız. Ha. Buradaki şunu. Okey. Şimdi tekrar çıkalım.
Oldu. Orada bir kutu var, onu aldık. Bu ne? Deri bir çanta. İçinde ne var? Orada bir ne bu, mektup gibi bir şey. Merhaba George. İş bulmakta zorlandığını ve oğlunu besleyip giydirmen gerektiğini biliyorum. Bu nedenle mektubumla birlikte bir meyhane broşüründe gördüm. Duydum ki özel bir iş teklif eden biri varmış. Belki sana yardım dokunur. Öyle umuyorum. İyi şanslar. Kimden geldiği belli değil. Bir adet kükürt, kibriti, paketi ve mum. Başka bir şey var mı? Burada da eski şeyler var. Hı, burayla da işimiz bitti. Böyle inelim aşağı. Orası tamam. Orası tamam. Bunlar tamam. Evet, dairesinde. Dur lan. Özel iş hakkında daha çok şey öğren. Eski tabak meyhanesi. Ha, dur. Tom'un babası George Aslan'ın ortadan kayboluşunu araştır. Ha, bunu yaptık. Şimdi buna gidiyoruz. Tamam. Canım. Eski tabak meyhanesi. Geçti. Babam düzenli müşterisidir ama içki içmez efendim. Kuzey Caddesi'nin yakınlarında. Kuzey Caddesi. Başka bir şey var mı? Yok. Bu odada herhangi bir şey var mı ondan başka? Sanırım bu odada da yok. Haydi gidelim. Geldiğimiz yolda şuradaydı herhalde. Ne oldu? İyi günler Bay Holmes. Genç bir James değil mi görüyorum ki? İşten eski tabii, şahsen nefret ediyorum. Benim için doğru düzgün bir işin var mı? Daha sonra belki yardımın gerekebilir. Burada bekle. Bekle Wiggins. Old Tabard Park. Haydi girelim. Bu özel iş kimin teklif edin öğrenmek için biraz kulak misafir olmalıyım. Bunu nasıl yapacağız? Bosses beware. When we're screwed, we multiply. Merhaba gençler. Şuraya bir aslanalım bakalım. Şu amcayı dinle. Dur lan, ne oluyor? Dur, gitme. O özel iş teklif eden adamın çenesi tıraşlı ve uzun favorileri var. Siz de mi onu konuşuyordunuz? Allah Allah. Ben de onu arıyordum ya. Çıkmayın çemberden. Tamam hadi artık. İşçi sınıfı için eşitlik. Kendi işimin patronu olduğum için mutluyum. Sadece kendime şikayet edebilirim. Ya da Watson'a. Sivri çeneli, uzun faullü. Beyler, burada bir şey var mı? Burada, ha şurada. Haydi dinleyelim. Hayır, özel iş teklif eden adam hiç alkol kullanmazmış. Demek aradığım adamın çenesi tıraşlı ve uzun favorileri var ve alkol kullanmıyor. O zaman bu adam ne iş yapıyor? Niye buraya geldi? Sakal, uzun favoriler. İçecek su. Tamam, bu değil. Aradığım adam bu olmalı mı? Oğlum, uzun favoriler dedi sadece. Doğru, alkolü de kullanmıyordu.
Ne yapacağız? Biri mi gelecek? Ne olacak? Biraz bekleyelim bakalım. Etrafa bakabiliyoruz mu? Bakabiliyoruz da. Heee. 30 dakika sonra. Adamımız kalkıyor. Niye aldın lan onu şerefsiz? Kayıp şeyini aldı. Adamın adı yazıyordu orada. İlginç. Kayıp bir kişi daha fazla bilgi edinmeliyim. Ekim ayı başlarında Bay John Strawbridge, Dorset Sokağı'nda gizemli bir şekilde kayboldu. Bu konuda bir bilgiye sahipseniz lütfen Dorset Sokağı 5 numaradaki Bayan Strawbridge ile iletişime geçin. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. Bakalım şuradan. Dorset Sokağı 5 numara. O adamı görüyor musun? Onu takip etmeni ve sonra bana rapor vermeni istiyorum. Git onu takip et. Hadi. Aa, çocuk olduk lan. Yukarıdayken yukarıdan veya yanlardan gözetleme yapabilirsin. Şu anlık gerek yok gibi. Saklan. Yok. Koşuyor mu? Koşuyor. Yavaşladı bu yine. Saklan abi. Tamam çık. Pumpkin, cabbage, cheek. Dön arkana git hadi ya. Yakalanmadım. Heh, polisler. Yapmayın ya. Geçemiyorum, başka bir yol bulmam lazım. Niye geçemiyorsun oğlum? Solda direkt yol vardı, girdim oraya ben. Dur, kaybetmeyeceğim, dur. Heh, çıktı. Tamam, saklan çocuk. Nereye gidiyor? Sağa dönecek. Çık. Koş. Ağlama kesip bir şeyin başına dön. Kimden onu diyeyim? Ah, boys from the Bruisers gang. Better keep out of their way. Biz kimsiniz ya? Stupid kid. Ya oğlum yapmayın be. Ne oldu?
Ha şu kapıdan gireceğiz. Okey. Çay için kola var. From the Bruisers gang. Better keep out of their way. Bunu biz diyormuşuz lan. What are you waiting for? Bacadan tırmansam takibe devam edebilirim ama bu tehlikeli olacaktır. Stupid kid. Please. You don't. Bana vurmanız gerekmiyor, ben yaparım. Ocağı ben temizlerim. Temizleyelim bakalım. Tırman 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 hadi. Tamam tırman, öleceksin oğlum. Yok adam mı kaçıyor, ne oluyor? Hadi. Böyle de pislik yaptırılmaz ya. Tamam tırman, hadi tırman tırman. Çabuk 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 çabuk. Yok. Atlamayacağım. Çıktık, tamam. Güzel. Hala burada çok şükür. Şuradan şöyle, adamımız nerede? Düşmeyelim aşağı, sakın. Aşağı düşmeden geçelim. Oğlum niye ikisini aynı çerçeveye koymadınız? Bitti bitti, oh bitti. Adam nerede? Ha. Ulan kaybetmedik, kaybetmedik burada. Saklanma yok mu ya buradan? Şişt. Ne yapacağız? Okey, git hadi artık adam. Daha yeni diyorsun ya. Yapma, dönme buraya. Burada saklanacak yer yok, bahçeden geçsem iyi olur. Geçelim bahçeden. Böyle hızlı bir şekilde. Ablacığım şuradan atlayıp gideceğiz, hemen bir şey yok. Ne var ne? Amcacım hadi.
400 hadi devam. Yapma yapma, ne oldu? Ha. Nereye? Bir yere geldi. Ne sokağı? Oğlum sokağın adını göremiyorum. Şşt. Union sokağı. Dur şu sokağı işaret. Bu çocuğu tanıyorum. Böyle sokağında ayakkabı acısı. Şimdi sarhoş İbey babası onu dövdüğü için pek konuşmaz. Hey, merhaba Jim. Malzemelerini bana güç verir misin? Ah, yapamadım. Bay Holmes'e yardım ediyorum mu dedi. Öyle bir şey dedi herhalde ya. Öncelikle ayakkabıdaki kirden kurtulalım. Tamam. Tamam şimdi. Şunu yapalım abi. Aynen uyuyakaldım. Bıçağı. Neyi ne yapıyorsun oğlum? Eh bir şey yaptık. Oo olmadı. Köpeklere bak lan, orada nasıl geçeceğiz? Ya yine bir yere sokma bizi. Nereye suya mı gireceğiz? Dur şu, aynen şu. Başka yol yok. Şuraya bir gidelim. Yani yok, kaybetmeyeceğiz, kaybetmeyeceğiz. Tamamdır. Bindi at arabasına gidiyor. Nereye gidiyor? En azından kaldığı yeri öğrendik. Böyle bir şey var. Atladı lan. Çocuğa bak. Oyunun zorluğunu oynanış ayarları menüsüne girdiğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Değiştiririz. Nereye geldi? İlginç bahçeler ne oluyor? Buradan girebiliyoruz mu? Çıkma, nereden gireceğiz? Ha, şurası. Koş lan. Koşmuyor mu? Pahalı eşyalar. Bir haneden arması bayan Musa yardım edin. Öldü bir örneğin çizeceği. Çizme şeyi de var. Bulutta yeteneği. Güzel. Kapıyla ilgili bir şey yapabiliyoruz mu? Nasıl bakacaksın? Burada da şey yok. Pencere yok. Herhalde çıkıyoruz. I can't see what's inside. It's too dangerous to enter.
İşte iki kişi mi yaşıyoruz? Keşke biri ben olsaydım. Diğeri kim? Diyecek dolu çuvarlar. Böyle sevdim diyor. Yakalanmadan dışarı çıkalım. Hadi çıkalım. Adamın şeyini öğrendik, evini öğrendik. Ben ne iş yaptığını hala öğrenemedik. Wiggins' tale was quite unusual. What do you make of what he found, Holmes? Çizmiştim bayağı. Wiggins'in getirdiği nesneyi inceledi. Wiggins did a good job. O kadar mı? Arma çizimi diyor. Burada nesneyi açacağız. Eski tabak mühendisi. Holmes, we need to help poor Tom. Oğlum, sen hiç yardımcı olmuyorsun ama ya. My analysis table. It's useful for my work. Ah, incele diyor. Şimdiki çiçek var. Kuşlar var. Ne oğlum bu, kedi mi ne? Çiçekten şöyle bitkiye gidelim de abi, o bir işe yaramaz. Tarih diyelim. Napolyon, Roma, Union, Orta Amerika'dan Maya medeniyeti diyor. Peki ya bu? Tarihle alakalı bir şey değil. Bitki bilimi olabilir mi? Hiçbir şeye de benzemiyor ki. Tek tek bakacağız, yapacak bir şey yok. Ekonomiye girdik. Edison makine tesisi diyor. Yok, Nikola değil. Mahmut taşımacılık. Teknolojiye mi girmedik? Girdik oğlum, hepsine girmedik mi ya? Ansiklopedide gazeteler diyor. Ha. Gazetelerde de varmış bir sürü bir şey. Londra silah çatışması, yeraltı patlaması, Londra'nın kurtuluş günlerinde bir şey, 1881. Suikast, uluslararası banka. Loa'da kasırgası diyor. İngiliz Fransız toplantısı. Çift. Boylu bakma skanları değilmiş. Bir şey baksana ikinci.
Buna cetvel vardı. Nereye koydun onu? Cetvel mi? Hmm. Pantana atmadım ama. Onun içinde gördün mü? Atlamam ki. Şu en başta abi. Şu senin telefon başı. Allah. Şunu yaptın mı? Ekmeceye baktın mı? Daha geçen baktım. Ya yani bugün baktım geçen. Bakın ne bu? Bunun ne alakası var lan? Var çabuk dene. Benim bir tane daha çıktı. İzledim çünkü ben. Hani? Kafanı attım bilmiyorum ne geçiyor. Annem istiyordu. Ne yapacaksın ki burada? Bununla ilgili bir şey bulacağız da. Buna girdik mi biz ya? 1892. Değil mi? Hmm. Oho, gazeteler diyor. Araştırmalar. Bilmiyorum ki. Buna gel. Hı. İngiliz armaları ha. Tamam. Ha. Buradaymış anasını avradını satayım. Sherlock ya. Geldi gördün mü? Marsh şey? Ailesinin arması. Bugünlerde bu aileyi Lord Edward Marsh temsil etmektedir. Kendisi tanınmış bir hayırseverdir. Whitechapel'ın yoksul insanlara yiyecek içecek sıcak giysiler böyle sağlamaktadır. Lord Marsh ayrıca özel eğitim programının kurucu olarak nam salmıştır. Bu programın insanlara eğitim kısaltmaktadır. Lord Marsh Londra'da Mains yolu 3 numarada ikamet etmekte. Mains yolu 3 numara. Let's pay a visit to Lord Marsh. We'll pretend that we're interested in his charitable activities. Mr. Holmes, you have a visitor. I'll just ask him to wait. I'm afraid that won't be possible. Genç bir an bekletilmeyi kabul etmiyor. Holmes'un misafiri var. What? O kim lan? Baba mı? Ben Caitlin yatıp okulunu su basmış herkes evine gönderilmiş. Sen Caitlin'in canlısı değilmiş gibi. Oğlum çocuğu varmış. Yeni bir banka üzerinde mi çalışıyorsun? Şantaj yapmanı sevgilim. Nasıl süfrajet? O ne lan? Watson kıskanır. Sana iyi eğlenceler, ben gidip yerleşeyim. Bana yardım eder misiniz Bayan Hudson diyor. Şimdi hiç yeni yere gitmeden önce burada bölümü bitirelim. YouTube için. Yeni yere gitmeden önce burası YouTube'un sonu olsun. YouTube bölümünün sonu olsun daha doğrusu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın hadi. Altta. Bir kanalı da alta koyarım, ona da gelin. Böyle şuradan. Hadi bye bye.